Arkadaşlar merhabalar. Fiddle 3 için geldim servis aracımla. Bakın havada karanlık, akşam saat 9.30 oldu. Fiddle 3'te sorunumuz. Arka balata ses yapıyormuş. Bakın burada yedek balata vardı bende. Sipariş etmiştim. Onu takacağız. Bu Fiddle 3 de benim ilk defa sökeceğim bir motor. Bakalım içeriden neler çıkacak. Bu SYM'nin bildiğiniz gibi kaliteli bir motoru. Bakın kalıbı falan da iyi. Yani parça kalitesi falan da bunda çok çok iyidir. Yani ben de ilk defa bu söküp arka balatayı değiştireceğim. Arka varyatörü yağlayacağım. Hem ön varyatör, kayış, bagalar falan kontrol edeceğiz. Bu şekilde bir işlemim olacak. Bunun için geldim. Umarım orada başarılı oluruz da bu motor sıkıntıyı aşar. İşlemlere devam edeceğim arkadaşlar. SYM Fiddle 3'te varyatör bölümümüzü söktük. Şimdi baga gramajımızı tartalım. Arkadaşlar baga 18x14. Bildiğimiz 125 cc'nin ölçülü bagası geldi. Bakın görüyorsunuz. 13 gram. Yani bu bizim 125 cc'lerde çıkan 13 gramlık bir baga. Ölçüsü de birebir uyumlu. Kayış olarak SYM Fiddle 3'te böyle gri bir bando kayış çıktı. Gerçi bu kayış değiştirilmiş sonradan da. Ama burada da markası var SYM. Sanırım orijinali de bunun gibi bir şeymiştir. Bakın 23100 ACC 0002 bando yazıyor. Hani başka da bir ölçü veya kodlaması yok. Hani bu neye tekabül ediyor ölçü olarak onu da bilemiyoruz. Şimdi burada dediğimiz gibi şu balatayı değiştireceğiz. Bu yeni balatamız. Bu da üzerindeki eski balatamız. Buradaki sökeceğimiz somun 38 lokma zaten. Bununla burayı söküp şu yeni balatayı buraya takacağız. Ama ben tabii ki sökmüşken bu balatanın içini de yağlayacağım. O şekilde bir komple toplayıp burada motorumuza takacağız. Bakalım ondan sonra durum ne oldu? Bilgi geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar SYM Fiddle 3'te işlemleri yaptık. Varyatörü topladık. Motorumuz eskiye göre biraz daha iyi oldu. O arkadan gelen sesi biraz kaybettik. Motorumuzda şöyle bir durum var. Üzerindeki gri kayış buna uyumlu değil. Yani orada bir sıkıntı var. Sanırım zamanında bir tozlanma yapmış, incelmiş falan. Böyle motor kalkarken ilk etapta ön varyatörü kavrayamıyor gibi. Hani böyle bir devirlenmeyi yapıyor, hareketi sonradan veriyor gibi. Yoksa ki motor acayip torklu, acayip güçlü. Bu 200i modeliymiş. Yani 200 cc'lik, 167 cc bir motor. Yani bunun gücü, tork gücü hayvan gibi bir şey. Ben az önce denedim, kullandım. Neticede buna yeşil bando kayış araştıracağız. Buna ölçü uyumlu olacak. Onu takacağız. Bir de arkadaşa ben tavsiyede bulundum. Buna Koso 13 gram performans bagası takacağız. Yani hem Koso'yla hem de bando yeşil kayışla bu motorun performansı max noktaya çıkacaktır. Bunun dışında şu anda bütün cıvataları, eksik noksan yerleri, gevşek olan yerlerin hepsine ben el attım, sıktım. Çoğu vida zaten seli altında falan gevşek. Onların işlemlerini yaptık. Şu anda motorumuzda sıkıntı yok ama dediğim gibi o ilk ön varyatörde kavramada biraz bir tık gecikme yapıyor. Bunun sıkıntısı var. Onun dışında motorumuz iyi. Başka da sıkıntısı yok. SYM Fiddle'da ben de ilk defa açtım. Sizlere de bilgi olarak aktarmak istedim. Bunun için çekim aldım. Sorularınız olursa yanıtlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan başka içeriklerde görüşmek üzere. Allah'a emanet diyorum.